ünlü popçu Bebek'te manken sevgilisiyle el ele dolaşırken gazetecilere yakalandı. Yalan haber bu. Ama Yavuz abi, siz de hiçbir haberi beğenmiyorsunuz. İşte biz onun için iyi gazete yapıyoruz Duygu. Sağdan soldan yalan yanlış haberleri gazetelere koyacak olursak tek gerçek o günkü gazetenin tarihi olur. İpek, sende ne var, malları görelim. Akasya Durağı yazı dizisinin ilk kısmını yazdım. Size mail atmıştım. Bir de biliyorsunuz bu taksicilerin dolandırılması haberini yaptım. Çocuklar, biri İpek arkadaşımıza bir gazetede çalıştığını ve gazetelerin günlük çıktığını hatırlatsın, olmaz mı? Bize sürekli yazı lazım. Toplantı bitmiştir, herkes işinin başına. Saat 4'e kadar gazeteyi baskıya hazırlamamız lazım. Makineler beklemez. İpek. Efendim Yavuz abi. Akasya Durağı üzerine son yazdıklarını okudum. Peki nasıl buldunuz? Aferin, güzel yazmış. Teşekkür ederim. Yani sizin beğenmeniz benim için çok önemli, biliyorsunuz. İşin başına, hadi hadi. Hayatımda ilk defa bir şeyi beğendiğini gördüm. Hasta falan galiba. Ateşini falan mı ölsek ki? Bırak şimdi Yavuz abi, durak nasıl gidiyor? Ay sorma Duygu ya. Şu yaptığım dolandırıcılık haberi var ya. Bu gazeteye çıkınca aramızdan birini ispiyonladı diye şüphelendiler. Senden mi şüphelendiler? Ay yok, iş oraya gelmeden engel oldum. Olay karakola yansıdığı için kesin polis adliye muhabirleri yapmıştır dedim, kurtuldum. Şu çarptığın tıp fakültesi öğrencisiyle aran nasıl? Emre mi? Ay nasıl uyuz, nasıl kendini beğenmiş. Ay böyle ukala ukala lafları var, görmen lazım. Durağa giderken onu görmemek için ayaklarım ters ters gidiyor. Benim bildiğim İpek hiçbir lafın altında kalmaz. Veremedin mi şunun ağzının payını? Ay uğraşılmaz onunla ya. Keşke o gün arabayla çarparken biraz daha hızlı çarpmış olsaydım da tamamen ortadan kaldırsaydım. Ne kötüsün ya. Neyse canım, ben geç kalıp da Nuri Baba ile papaz olmayayım. Kolay gelsin şoför kardeş. Manyak mısın kızım, ne yapıyorsun sen ya? Ne istiyorsun benden ya? Öldüreceksin bir gün. Ben ne yapayım ya? Taksinin arkasından birden çıkıverdin. Sen de arkana baksana biraz. Kızım bazı yerlere girerken yavaşladın. Fren bunun için var. Hani ortadaki pedal, anlatabiliyor muyum? Ben araba kullanmayı biliyorum beyefendi. Ama sen yolda yürümeyi bilmiyorsun. Biliyorum. Trafiğe çıkmadan haber ver de o gün bütün İstanbul halkı sokağa çıkmasın, tamam mı? Pimi çekilmiş bomba gibi dolaşıyorsun ya. Evet, bir hata yaptım. Hatanı kabul ettim. Evet, bir hata yaptım. O da frene basmaktı. Ya ben niye frene basıyorum ki? Seni ayakları yerden kesip havada uçurmak gerekiyormuş. Ya Allah'ım. Hem araba kullanmayı bilmiyorsun hem de taksici oluyorsun. Nasıl bir şey bu ya? Sen kendine bak. Mıknatıs gibi nerede araba var kendine çekiyorsun. Ya Allah'ım, hala konuşuyorsun. Helal olsun sana, helal. Sonunda bir arabanın altında kalacaksın. Sen neyse de seni ezelim, başını yakacaksın. Ben ona yanıyorum. Dua et kızım. Yoksa ben sana yapacağım, yemin ediyorum bir yere. Ne yapardın? Döver miydin? Bir kız bile gelir senin hakkından. Doktorcuk. Gel gel. Tamam, sakin olun. Yeter. Allah Allah. Toprağım, karşısındaki bayan, affedersin. Kıvırcık, sen de kes artıkın, tamam mı? Ya durun bir dakika, niye engelliyorsunuz ki? Ne güzel eğleniyoruz işte. Bana bak, sen böyle karaciğer, pankreas, dalak falan çalış. Sen de böbrek üstüne, böbrek üstüne, böbrek üstüne vur. Sinan! Pardon baba. Uyuz şey. Abu, bu vallahi hepimizi döver ha. Nuri kardeşim, bu ikisi var ya. Bir kaşık suda bulsalar birbirlerini boğacaklar yani. Yani birbirleriyle ne alıp veremedikleri var, anlamadım. Aslında ikisi de iyi çocuklar. Vallahi Nuri baba, bu ikisi bu durakta barınamazlar ya. Arenaya çevirdiler ortalığı. Yani bu ikisi durağa girer ama bir kişi çıkar, benden söylemesi yani. Ya Sinan ağamla Osman ağam barınıyorsa bunlar haydi haydi barınır. Ağza bak ağza. Ya anlamadınız mı arkadaşlar? Ne demişler? Büyük aşklar büyük nefretlerden doğar. Sinan bak. Bile bir şeyi ağzından bir daha duymayayım. İş yerinde bile bir şey olmaz. Katiyen yani. Bravo. Ne desem be? Aa bir saniye ablacığım, durur musun? Bir arkadaşımı gördüm de. Nerede arkadaşın? Aa şu ileride mavi tişörtlü olan. Ben mavi tişörtlü birini görmüyorum ki. Aa gidiyor. Bir saniye ablacığım, burada beklesen ben hemen geliyorum. Ya dursana. Ya yakalayın. Ne oluyor, kapkaççı mısın sen? Taksi parasını ödemeden nereye gidiyorsun? Niye paranı ödemiyorsun?
çalmıyorsun. Kızın alır tenini çalıyorsun ha? Ne çalması abi ya? Ödeyecektim. Bir arkadaşı gördüm, ondan koşuyordum. Kes tetavayı. Aptal mı sandın bizi? Önce paranı öde sonra koş. Nerede cüzdanın? Ne yazdı taksimetre abla? 23 lira. Ne de olsa başıma gelen ikinci olay bu. Abla istersen ver elini polise, akıllansın biraz ha. Elini ayağını öpeyim abla, verme beni polise. Çok pişmanım, ne olur. Tamam tamam, affedelim bu kez. Sağ ol abla, bir daha yapmam valla. Size de teşekkür ediyorum. Sayenizde paramı kurtardım. Ne demek abla, insanlık vazifemiz. Artık ben taksiye döneyim. İyi günler. İpek bacım geldi işte. Maşallah alıştı artık işe. Sıkıntı yok. Hoş geldin İpek kızım. Nasıl gidiyor? Moralim çok bozuk Nuri baba. Suratından belli, ne oldu? Durun ben tahmin edeyim. Yine parayı alamadım müşteriden. Aa bak, bu benim aklıma gelmiş idi. Ya da birkaç kişiyi ezdin. Aa ha, bunu da dilimin ucundan aldın. Ya da... Ya yeter be! Benimle uğraşmayı kes artık! Deli misin nesi? Oo, bu kadar sinirli olduğunuza göre İpek Hanım, bayağı bir şeyler olmuş. Arabayı denize mi uçurdunuz? Bak benimle uğraşma! Sinirimi senden alırım ha! Başkanım, yo 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 yo. Biz şiddete karşıyız. Akasya Kur'an'da şiddet kullanmıyoruz. Sakin ol kızım. Anlat bakayım, ne oldu? Ya çok özür dilerim Nuri baba. Özür mü diliyorsun? Ne oldu, özür dileyecek ne yap? Kaza mı yaptın? He nedir yani, nedir nedir? Çaldılar. Çaldılar mı? Neyi çaldılar? TV mi çaldılar yoksa? Hayır Nuri baba. Taksiyi çaldılar. Abi! Ne? Taksiyi mi çaldılar? Oo, duy da inanma. Ya tamam da yani Cankuş, taksiyi nasıl çaldılar? Sen içinde değil miydin ya? Ben vallahi hiç şaşırmadım. Kendini çaldırmadığına dua edin. Emre yeter artık. Kızıyorum bak. Tamam Nuri baba, özür dilerim. Sen de sakinleş ve anlat. Nasıl oldu bu iş? Genç bir müşteri almıştım. Sonra bir arkadaşımı gördüm diye arabayı durdurdu. İndi. Parayı ödememek için kaçtı. Yine genç bir çocuk öyle mi? Geçen sefer de gençti. Bunlar hep bilindik numaralar. İpeğim çiçeğim be hocam. Yani onlar seni şey yapmışlar, dolandırmışlar yani. Ya arkadaş bir susun da anlatsın ya. Sonra da peşinden koşmaya başladım. En doğrusu ha budur. Ben olsa ben de peşinden koşardım. Esnaf yardım etti, yakaladık. Parayı da aldım. Ama döndüğümde biri taksiye götürüyordu. Yetişemedi. Ay Allah ya. Sana tuzak kurmuşlar be. Ya evet. Yani aracına ilk binen gençle o arabayı çalan herif aynı şirketin elemanı. Şirket yapmışlar. Yani biri seni arabadan uzaklaştırıyor, öbürü de geliyor arabayı alıyor gidiyor. Ya çok özür dilerim Nur baba. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Aslında anahtarı teslim edip işi bırakmayı düşündüm ama anahtar da arabayla birlikte gitti işte. Ya var mı öyle bırakıp gitmek? Hemen pes mi edeceksin? He? Yani şey, arabanın parasını ödemeden nereye gidiyorsun dedim. Yoldan mı topluyor Nuri baba arabaları? Hadi kalk karakola gidelim de anlatalım derdimizi. Ali Kemal, sen de taksinin plakasını oda merkeze bildir, anons yapsınlar. Belki görev şoför arkadaşlardan biri haber verir. Tamam, odaya bildiriyorum. Biz de gelelim baba. Seyit Kurban, durak sana emanet. Geç tamam, tamam. Geç. Komiserim, İpek kızımız parasını almak için arabayı boşaltınca öteki eleman gelmiş, arabayı kapmış kaçmış. Anlaşılan tuzağa düşürmüşler. Araçta GPS var mıydı? Maalesef. Olsaydı çok iyi olurdu. Teknik takiple kolaycacık bulurduk yerini. Peki aracın plakası kaç? 34TC75. Tamam. Bu plakayı bütün birimlere bildireceğim. İnşallah buluruz. Ya bence bulamayız. Bence bu taksinin üzerine bir bardak buz gibi soğuk su içelim değil mi baba? Rahatlayalım hep beraber yani. Gerçekten öyle mi? Yani bulunma ihtimali hiç yok mu? Vallahi kızım aslında mümkün değil. Çünkü profesyonel bir şebeke işi bu. Evet, bunlar şimdi şöyle yapıyorlar. Arabayı çaldıktan sonra tekerlekli, direksiyonlu, şanzımanlı, diferansiyelde hepsini ayırıyorlar. Ayrı ayrı şey yapıyorlar, satıyorlar yani. Buna izin vermeyeceğim. Yavuz abi arayacağım. Onun çevresi geniştir. O muhakkak bir çaresini bulur. Yavuz abi kim kızım? Yavuz kim? Şey, bir tanıdığım... O herkesi tanır. Ne yapar ne eder bu arabayı bulur. Yalnız Bilas'ın telefonunu alabilir miyim? Senin telefonun nerede? O da arabada çantamla birlikte gitti işte. Bununla da dalga geçebilirsin.
Yok, dalga geçmek için sormuyorum. Komiserim, telefondan teknik takip yapabilir miyiz? Yapılabilir elbette. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Lafı ağzımdan aldım. Evet, ben de aynı şeyi söyleyecektim komiserim. Aslında telefonun araçta kalması şans olmuş. Telefondan taksiyi bulabilir miyiz yani? Süper. Süper, süper. Kızım, şuraya telefonunu yaz bakayım. Hadi yavrum. Buyurun komiserim. Bu durumda aracı bulabiliyoruz yani, değil mi komiserim? Evet, telefon kapalı olsa bile aracın yerini tespit edebiliriz. İyi, hadi. Şimdi siz gidebilirsiniz. Teknik takipten bir sonuç alır almaz sizi haberdar edeceğiz. Teşekkürler efendim. Hadi, hadi. İyi günler efendim. Bir şey, hadi ne zaman emekliksin? Nuri babacığım, ne oldu? Polis taksiyi bulabilecek mi? Vallahi bulunması imkansızdı ama... İpek'in telefonu takside kalmış. Emre'nin aklına geldi, bulmak için bir fırsat doğdu. Eğer araba bulunursa arkadaşlar, en büyük pay Emre'nindir yani. Tabii, Emre erken şey yaptı yani. Emre şey yapmasaydı ben şey yapacaktım, daha şey olacaktı o zaman yani. Vallahi Emre'ciğim, ben de seni çok tebrik ediyorum. Boşuna doktor olmuşsun. Vallahi çok kafalı adamsın he. Ya tebriklik bir şey yok. Yani aklıma geldi söyledim işte. Buyurun efendim Akasya durağı. Nuri Bey, haberler iyi. Takibi aldığımız cep telefonundan taksinin yerini tespit ettik. Çocuklar, taksi bulunmuş. Taksiyi bulmuşlar mı? Aynen şükür. Ne oldu be, taksi mi kayboldu? Günaydın Osman Aga. Uyan da balığa gidelim ya. Nuri Bey, biz şimdi sinyal aldığımız yere intikal ediyoruz. Tamam, biz de hemen geliyoruz. Abi, ben bu arabayı parçalamaya başlıyorum. Halil abi bak, taksi çok temizliyorum. İyi bir ücret var, hiç parçalamakla uğraşmayalım. Sen bunu 2 saatte elinden çıkartırsın abi. Abi yapma gözünü seveyim, o paraya bunun lastiklerini zor alırsın ya. Hadi sen şöyle bir dolaş da gel, hadi canım. Sen yardımcı olmak görevimiz komiserim. Aferin. İşte telefon sinyallerini aldığımız tamirhane burası. Niye ama burası kapalı? Ya da biri öyle olduğunu düşünmemizi istiyor. Aynen öyle. Abi niye buraya geldik? Bak çocuğum, sen farzı mahal hırsız olsan, ön tarafta da polisler olsa nereden kaçarsın mesela? Ha? Arka pencereden kaçarım. Tamam, ama burada pencere yok. Nereden kaçarsın? Kapıdan. Aferin. Şimdi ne olacak? Kucağımıza düşecekler. Şimdi yakalayacağız. Erken kaptı işe, muazzam. Fevkalade. Çaycı. Buyur komiserim. Şimdi bize yardım etmen lazım oğlum. Emniyet güçlerimize yardım boynumuzun borcu komiserim, buyurun. Aferin oğlum. Şimdi bizim bu kapıyı açtırmamız lazım, tamam mı? Sen kapıyı çalacaksın, istediğiniz çayları getirdim diyeceksin. Biz şuraya saklanınca işaret edeceğim sana, tamam mı? Tamam komiserim. Ha. Abi kapı çaldı. Ne var, ne istiyorsun? Çay söylemişsin usta, çaylarınızı getirdim. Oğlum çay söyledin mi kahveye? Yok abi, söylemedim. Ama hazır gelmişken içelim be abi. Dilim damağım kurudu. İyi tamam ver. Sesini çıkartma polis. Anam bunu. Polis! Hoş geldin koçum. Sana bir karşılama töreni hazırladık bak. Durmayın, durmayın. Sen bizim arkadaşımızın arabasını çalacak adam mısın he? Çocuklar yeter, fazla ıslanamayın. Bırak. Anne! Oğlum yeter! Nuri baba karışma sen! Kızı sahipsiz mi sandın lan? Oğlum öldürmek sen beter etsin, yeter ya! Bırak öldüreyim bunu! Emre! Emre yeter artık! Tamam götür, yürü, yürü! Nuri kardeşler, hatırlar mısın? Aynı bir anım gençliğim ha! Hadi bakayım, hadi! Yürü! Hadi, hadi! Hadi, hadi! Hadi, hadi. Rezalet, resmen rezalet. Hepsimiz gazeteye çıkmışız Nuri kardeşler. Bak, 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 bak. Ne oluyor ya? Bak, görüyor musun? Bütün durağın haberleri gazetede. Bütün durak mı?
taksici Osman Şentürk'ün kızı saf babasını kandırıp sevdiği gençle evlenmeye kalktı. Oyun ortaya çıkınca çılgın baba dehşet saçtı. Ya beni eşek yerine koymuşlar. Uy bakın ha oraya da İpekçiğim'in çalınan taksisi yazayım. Akasya durağının acemi bayan sürücüsü kontak anahtarını aracın üzerinde unutunca arabasını çaldırdı. Aa bu. Aa ne kadar ayıp ya. Bana acemi demiş. Resmen dalga geçmiş. Gerçi seninki de dalga geçilmeyecek gibi değil ya. Oo! Hele bak hele anneyle Hüsaka'nın resmini de buraya koymuşlar. Kamera şakası programında şakazede kadın kocasını vurdu. Bu ne böyle ya? Gazete bütün sayfayı bizim Akasya Durağı'nın haberlerine ayırmış. Olacak şey değil yani. Ver bakayım. Ya abi benden hiç bahsetmemiş ama ya. Normal mıdır bu kardeşlik? Durakta ne olur biterse hepsisi gazetede yani. Hiç normal değil Osman. Anladığım kadarıyla aramızdan biri bizi ispiyon ediyor. Ali Kemal, sen mi ispiyonluyorsun lan? He? Böyle bakmayın da vallahi ben ispiyon etmiyorum. Ben sadece sizi yengelere ispiyon ediyorum o kadar. Bu işi yapanı bir elime geçirirsen çok fena olacak. Bana acemi demiş ya. Çok haklısın. Ben de bunu yapanı elime geçirsem erkekse bile boğazını sıkacağım. Kadınsa... Oo. Onu da yani adını bildireceğim. Arkadaşlar ben bu lafı daha önce söylemiş miydim ya?